Şimdi bunun güzelliği de şu. Normal standart bir patates salatası gibi gözüküyor ama. Kurabiyelerini buraya koyalım. Evet, harika olur vallahi, ellerine sağlık. Evet. Normal standart bir patates salatası gibi gözüküyor ama bunun da sunumunda biraz mayonez ve biraz yoğurt var. Dolayısıyla salata yapılıp bittikten sonra servisini yaparken ne yapıyorsunuz? Biraz mayonez ilave ediyorsunuz. Ama zaten salata oldukça kalorili. Ben mayonez ilave etmek istemiyorum derseniz de sarımsaklı yoğurt gerçekten çok yakışıyor. Şimdi patatesleri haşladık. Şöyle istediğiniz büyüklükte patatesleri doğruyorsunuz. Patateniz, salatanız lezzetli olsun isterseniz daha sıcakken, sıcak sıcak doğradığınızda hemen zeytinyağını ilave edin ki zeytinyağı ve tuzunu ilave edin ki çeksin ve daha lezzetli olsun patatesleriniz. Fırına gitsin mi bezelye kurabiyeleriniz? Gitsin bir tane. Ne kadar pişecek? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 20-25 dakikada gayet güzel pişiyor. Çok fazla rengini karartmayın. O zaman o yeşilliği gitmesin. Tamamdır. 20-25 dakikada 170-180 derecede nefis oluyor. Haydi bakalım. Evet. Şimdi patateslerimi doğradım. Şöyle bir karıştırma kabına. Tavuklarımı ince ince didikliyorum. Evet. Ben mısırımı da yazdan yapıyorum. Öyle mi? Evet. Abla? Yani bizim orada çok mısır ekiyorlar. Evet. Dolayısıyla pazardan alıp onları haşlayıp minik minik poşetlere koyup difrize atıyorum. Ya da burada yapmıştık, hatırlarsın büyük ihtimalle. Mısır konservesi yapıyorum evde. Evet. Bütün kış onu kullanıyorum. Mısırın ayıklanmasının bir püf noktası var mı Meltem abla? Şimdi gerçi mısır zamanında da epeyce var ama bıçağın kenarından ayıklıyorum. Keşke olsa da gösterseydim. Tırırt diye hepsi dökülüyor. Onun da var tabii ki bir püf noktası. Gördüğünüz gibi şöyle alacağım ben ortaya. Evin kızı dağılan mutfağı, evin annesinin dağılan mutfağını temizliyor. Hamur yoğurunca biraz un oluyor. Evet, normal. Şimdi patatesleri kestin. Patatesler haşlanmış haldeyken diyorsun ki içine zeytinyağı, evet, limon eklersem daha lezzetli olur, daha kolay emer kesilir. Emer sıcakken. Şöyle ve zeytinyağı, evet. Şöyle zeytinyağını koydum. Tamam. Tavukları da içine didikliyorum. Şöyle hemen hızlıca. Şimdi böyle bitmek üzereyken böyle bir telaş sarıyor beni, evet, tatlı tatlı son değil mi? Evet, böyle bir yarışmadaymış gibi keyifli, hissederek. Keyifli konuştuk. Buradaki evet, malzemeler de yine ekranda şu anda yerini alıyor. Çeçen salatası yapıyoruz. Haşlanmış patates ve tavuk göğsü bizim buradaki ana malzemelerimiz. İçinde evinizde bulunan garnitür olarak kullanabileceğiniz mısır, turşu, havuç, bezelye ne varsa ve ceviz ekleyebilirsiniz. Üzerindeki sos gerçekten baştan çıkartıcı çünkü içinde yoğurt ve mayonez var. Evet. Ay, mayonezi daha az koyun bence, ben olsam yani. Şimdi bazen mayonez koymadığımda oluyor. Evet. Çok fark oluyor mu? Çok fark olmuyor. İnan ki çok da hissedilmiyor yani. Mayonezi koymasanız da olur ama koysanız da güzel oluyor. Pardon. Şöyle. Bunları da doğradım. Sana. Vay vay vay. Şöyle bıçakla küçülttüm birazcık. Cevizlerimi de içine ilave edeceğim. Mükemmel. Çok besleyici ve doyurucu değil mi, evet, bu salata? Evet, kesinlikle. Yani bu çok güzel bir öğün aslında. Bu dönem kilo vermeye çalışanlar için de çok güzel bir tarif verdik. Sen şimdi bunu güzelce harmanlarsan şimdi ne gelecek buna? Sarımsak ve sarımsaklı yoğurt gelecek. Hı-hı. Şöyle sarımsaklarımı da hemen eziyorum. Bir havanda da dövebilirsiniz ya da bıçakla da ezebilirsiniz. Şöyle bir aroma katsın. Çok sarımsaklı yoğurt, hı-hı, kıvamında değil de biraz bütünce çok kokunun güzelliğine, evet, bakın. Bunun süzme yoğurt olması biraz önemli. Biraz daha böyle. Ne kadar alayım? bak. Hiç koyası yok mayonezi. Peki, hadi o kadar. Gel, tam olsun tarifin. Yasin istedi. Hadi hatırı kalmasın onun da. Şimdi buna da ne yakışıyor biliyor musun? Mayonez ve yoğurda, süzme yoğurda. Nane mi? Evet, kuru nane çok yakışıyor. Şöyle koyduk, salatamızı harmanladıktan sonra bunu da üzerine döküyoruz. Zeytinyağı ve limonla lezzetlendirdik. Tuz, karabiberle lezzetlendirebilirsiniz. Üzerine mi ekstra geliyor? Evet, üstüne de onu böyle şöyle üzerine koydum onu da. Mükemmel.
bence mükemmel. Gayet güzel oldu. Tanesi az gözüktü gözüme. Yetiştin mi? Harika oldu hem de. Harika oldu Meltem abla. Tavuk göğsü, patates, garnitürler. Şimdi bunun üstüne ne yapabilirsiniz daha muzurlaştırmak için söyleyeyim. Tereyağını, pardon, zeytinyağını birazcık ılıtıp içine kırmızı pul biber yakıp onu da böyle üstüne dökebilirsiniz. O zaman gerçekten baştan çıkarıcı bir hal alır bu salata. Harika olur aslında. Mutfağımı toplayacağım. Çok dağıttım ama hiç toplayacağım. Hiç önemli değil. Hemen onu da yapabilirdik diyecektim aslında ama hemen onu da 2 dakikada. Yapalım mı istersen? Evet, hadi geldi. Vallahi çok güzel olur. O son görüntüyü de görelim. Hemen döktüm yana. Hiç pratiklikten asla ödün vermeden. Asla. Evet. Üzerine de kırmızı biberini gezdirelim. Evet. Ilınıyor. Şimdi bunu sofraya gelirken ben bazen şey yapıyorum. Hakiki zeytinyağı da donuyor, tereyağı da donuyor ama sıvı yağ bazen bir şeyleri süslemek istiyorsam birazcık kızdırıyorum ve kırmızı biber koyup kullanacağım yemeklerin üstüne süs olarak kullanıyorum. Sonra kavanozla buzdolabına kaldırıyorum. Aa, çok güzel. Dolayısıyla donmadığı için de zeytinyağı ve tereyağı gibi çok daha kolay servisi yapılabiliyor ya da yemeklerimi süsleyip renklendirebiliyor. Bir de bunun kokusu da çok güzel oluyor. Ay çok güzel kokuyor değil mi? Yanmış kokusu yani, çok güzel oluyor. Zaten salata soğuk diyelim şu anda. Üzerine böyle sıcak bir sos geldiğinde hem yemek edası hem kendine iyi hissediyorsun. Hem sağlıklı besleniyorsun mayonezi saymazsak. Çok da güzel oluyor. Benim tamam mayonezi çıkartıyorum salatadan. Yapam sana. Evet yağımız da şöyle çıkarttım. Güzelce gelsin ve son nokta Meltem Açıkel'den. Evet efendim işte budur. Şöyle bolca kırmızı pul biberlerinden alarak. Ay çok iştah açıcı bir salata oldu. Evet. Yasin heyecanla afiyet bekliyor. Afiyet olsun. Bereket olsun. Yasin salata seni bekliyor. Harikasın tamam. Meltem ablacığım. Ellerine sağlık.